İstanbul'da. İşte burada bir yaz boyunca belli bir dönemde kalıyordum. Antrenmanları o kapıda bekliyordum işte. Oradaki şu an bekleyen bir sürü orada kardeşimiz var diyeyim. Ve o kapı açılınca böyle şey gibi, yani benzetmek teşbihte hata almaz. Ne diyeyim, böyle yemyeşil sahayı gördüğün şey oluyor. Açı vardı o zaman. Ne diyeyim, şey, yani sanki cennet. Sadece o açılma anını bekliyorsun. Bir saat, iki saat. Hep girerken şey diyorum, Allah'ım bana o şeyi unutturma. Yani sonuçta bu görevler, milyon tane insan benim yerimde olmak ister. Ben diyorum yani milyonlarca, o milyonun eminim. Yani %10'u desen, 10 milyon insanın 1 milyon ister. Yani %5'i desen, 500 bin. Benden bunu işi daha iyi yapacak en az 300-500 bin insan vardır yani. Dolayısıyla biz şanslıyız. Şanslı olduğun için de yorgunluktan, şeyden bu anlamda şikayet etmemek gerekiyor, onu düşünüyorum. Ama yani fiziksel yorgunluktan çok fazla, çünkü sürekli buranın içerisinde olman gerekiyor sürekli. Ama psikolojik olarak yorgunluk, o da maalesef siyaset her yere giriyor. Yani siyaset derken kulüp siyasetinden bahsediyorum, futbolun iç siyasetinden bahsediyorum. Her yere giriyor. İnsanlar neyi nasıl içtenlikle doğru şekilde söylerseniz söyleyin, hiçbir şey fark etmiyor. Bir gün anlaşılacak, ben ona çok eminim. Öyle şeyler hem Galatasaray içi hem dışı tabii ki insanı çok yoruyor, o ayrı mesele, ama ondan şikayet etmemek gerekiyor çünkü çok şanslı bir şeydeyiz. Diğer konuda da dediğim gibi tek amaç, yani Mayıs'ta hepimizin böyle düşünmesi gerekiyor. Herkesin, her taraftarın, Galatasaray camiasındaki her bireyin Mayıs'la ilgili tek gündemimiz hakkımızla şampiyon olmak. Başka hiçbir gündemimiz yok. Hiç kimseye geçen kim sormuştu? Serhan Bey sormuştu. Ona da böyle gözlerimi açarak hakkımızla şampiyon olmak, başka hiçbir gündemimiz yok. Başka hiçbir konuda konuşmamamız lazım. Ferhat Bey. Erdem Bey, 29 Mart Cuma günü kulüpler birinin bir araya geleceği söyleniyor. Yaklaşık 10 tane kulübünde istifa kararı veren Ali Koç'un geri dön çağrısı yapacağı söyleniyor. Ya da senin buradaki görüşü nedir, duruşu? Kulüpler Birliği'ne genelde başkanımız iştirak ediyor. Tamamen yönetimde konuşulur ve başkanımızın şey yapacağı bir konudur. Daha onunla ilgili herhangi bir şey konuşulmadı. Ziyeş'i biz alırken bir yerinde Adele kısmıydı, yanlış ifade etmek istemiyorum. Sakatlığıyla ilgili bir şey vardı ve o bölgeden sakatlık geçirmemesi durumunda maçların %50'sinden fazlasını o bölgeden sakatlık geçirmeyerek oynaması durumunda artı bir kulübünden bonservissiz olarak artı bir şeyi vardı. Ondan sonra dediğimiz gibi baştan çıkan 1 artı 1 artı 1 diye Ziyeş başka bir şeyden sakatlık geçirdi. Bir de şu an elimizde yani gerçekten belli bir dönem iyi performans aldığımız ama belli bir dönem daha az performans aldığımız ama çok değerli oyuncular var. Bu da sezon sonunda şu andan itibaren diyeyim, şu andan değil hatta birkaç ay evvelinden itibaren de taliplisi olan birçok oyuncumuz var. Ziyade hakeza bunlardan biri. O aslında bu tip oyuncularda sonuçta şöyle bir şey var. Oyuncu transferi bir şekilde bir işte organizasyon, şöyle scout ekibi raporlama yapıyor. Bir liste, o listeden hocamız tercihini söylüyor ve o tercihe göre de biz oyuncu alıyoruz. Başka yani herkesin, şuna da bir şey söylemek istiyorum. Ben oyuncunun oğusuyla ilgili yorum yapmam arkadaşlar. Bir kere haddim değil. Yani şu oyuncuyu alalım. Öyle bir şey var. Yöneticiler genelde herhalde bundan önce Türk futbolunda sadece Galatasaray'da herhalde öyle sonulduğu için yani sen alıyorsun. Hayır. Biz bir oyuncuya karar veriliyor. Geç yaz transferindeki karar neydi? Buradaki biz hocamızla karar vermesi için götürülür. Bonservissiz oyuncu olması gerekiyordu. Çünkü harcama limiti veya 1-2 milyon bonservisli oyuncu olur. Yani Icardi'nin transferinden sonra kalan harcama limitini 7 oyuncu alacağın için az az. Çok az bonservisli oyuncu dediğimiz zaman da tabii istediğimiz kalite şeyi olmuyor. Biliyorsunuz bonservis enflasyonu da bundan 10 sene öncesine göre veya 12 sene öncesine göre %140 fazla. Yani eskiden 5 milyona alınmış oyuncular bugün 12 milyon. Dolayısıyla çok ciddi bir bonservis ödemeniz gerekiyor kaliteli oyuncu için. Harcama limiti olmadığı için, öyle bir imkan olmadığı için belli bir şeyden sonuçta oyuncu seçiliyor. Sizin vazifeniz yönetici olarak seçilen oyuncuyu doğru fiyata getirebilmek ve ikna etmek. Önce ikna etmek gelmeye. Hele çok yıldız oyuncularsa o daha zor. Ondan sonra getiriyorsunuz.
Burada eğer iyi oyuncuların, tabii ki bazı burada öz eleştiri yapmamız lazım. Her zaman bu konuda dünyada zaten başarı standardı %50. Bazılarında eksik oluyorsunuz ama o oyuncular sonradan satabildiğinizde. Yani geçen sene de mesela Seferovic herkesin beğendiği bir oyuncuydu. Burada olmadı. Ne yaptık? Bir forvetten çok 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 az bir maliyetle, sonuçta uymayan bir transfer yaptığınızda bir forvetin maliyeti size çok ciddi oluyor. Yani bonservis artı maaşlar dediğinizde 10 milyon plus'tan başlıyor. Biz 1 milyon gibi bir maliyetle tekrar geri gönderdik. Hakeza Anelino gibi herkesin çok beğendiği, gerçekten de bizim listemizde de herkesin bir numarası olan bir oyuncuyu aldık. Olmayınca yine 750 bin euro ödedik kirasına. Diğer 1,5'un yarısını da ödemedik. Ve 750 bin euro şeyle, yani maaşı o zamana denk gelen diyelim ki 1 milyon, böyle bir şeyle çıktık. Buradaki oyuncularımız da Ziyech'le dahil, işte dediğim gibi birçoğunun talibisi var. İnşallah Galatasaray kazandırarak gidecekler olacaktır, kalacaklar olacaktır. O yüzden de yani anlaşmaların değerliliğini anlatmaya çalışıyorum. Bu tip oyuncuları 1+1+1 şu şarta bağlı falan, böyle şeylere ikna etmek çok zor. Geçmişte bu kariyerin gerçekten yarısına, 1/5 kariyerine oyuncular 4 yıllık, 5 yıllık sözleşmeler yapılarak ikna ediliyor. Bir de piyasası olan bir oyuncu zaten. Tabii bakın, biz aldığımızdan 6 ay önce Paris Saint-Germain'e gitmişti. Son gün Chelsea evrakı 1-2 dakika geç verdiği için gidememiş. Yani Chelsea'den Paris Saint-Germain'e transfer yapılan bir oyuncuyu sonuçta. Yani burada yani ne diyeyim, toplumda tukaka edilmeye çalışılan oyuncu bu. Yani ve biz bu oyuncuyu maaşının belli bir kısmını Chelsea'ye ödeterek 1+1+1'e ikna etmişiz. Bu oyuncu istenmiş, ikna etmişiz ve bu koşullara, yani bence orada da çok ciddi bir acımasız yorumlar yapılıyordu. Düşünmüyorum şahsen. Tabii ki kendi iç meseleleri, bununla ilgili şey, kendi kararları. Ama yani yine tekrar ediyorum, neden böyle şeyler tartışılıyor? Bize haksızlık yapılıyor diye. Bir taraftan biz de diyoruz ki bize çok daha fazla haksızlık yapılıyor. Başka takımlar da öyle diyor. Çok basit bir şey söylüyorum. Çağrımı tekrar ediyorum. Lütfen, geçenlerde de bu çağrıyı yaptım. Ondan önce de yaptım. Medyada bunun yankı bulmaması da yani hakikaten hepimiz doğruyu, Türk futbolunun gelişmesini istiyorsak bu çağrıyı sürekli tekrar etmemiz gerekiyor. Yani madem ki yabancı hakem Süper Kupa'yı yönetsin, evet yönetsin. Bakın orada da isterse robot yönetsin dedim. Onu bile ciddiye, yani şaka yaptı aslında bana yani. Bazı yorumcular öyle söylüyor. Hayır, ben yani ne kimin yöneteceği önemli değil. Biz her türlü platformda yarışmaya, rekabet etmeye varızı söylemek adına söyledim. Muhakkak yönetsin, hiçbir sorun yok. Ama Türk hakemleri daha iyi, daha kötü değerlendirmesi için onu da söylüyorum. Yabancı hakem yönetsin, o %100. Bizim için sorun yok. Madem ki böyle bir teklif var, tabii ki baş üstüne. Ama yabancı hakeme de bir sene boyunca bu baskıyı yapalım. Dediğim gibi evine insan gönderelim, çocuğunu şey yaptıralım, AVM'de çevirelim, bunları yapalım. O nasıl karar verecek? Onu da o zaman yani ikisini eşit bir şekilde ölçmemiz gerekiyor. Türk hakemlerine de haksızlık etmememiz gerekiyor. Buradan Türk hakemlerine de çağrıda bulunacağım. Lütfen şu kaygı, korku yerine şu 10 hafta cesurca, yani gerçekten orada da cesaret ve özgürlük, yani bir ülkeyi, bir toplumu veya bir oluşumu ancak cesur, cesaretli, böyle yapılan, hakikaten zulüm seviyesine gelen bu baskılara cesur ve dirayetli insanlarla başa çıkılır. Ben tüm paydaşları böyle bu şekilde çağrı yapıyorum. Lütfen hakemler de, federasyon da yani bu çağrıya herkes, tüm paydaşlar kulak versin. Cesurca kim yapıyorsa bu zulmü, bununla birlikte mücadele edelim. Dolayısıyla madem ki yabancı hakemin biz saniyelik maçtaki kararının daha adil olduğunu düşünüyoruz, 3 tane belirleyelim. Federasyona mı başvuruyoruz? Kulüpler Birliği'ne mi şey yapalım? Gelin birlikte hakemleri seçelim. Tüm şeyin röntgenini çeksin, tüm ligin. Ve altına baştan imza atalım. Buradaki çıkan sonuç kabulümüzdür diye. Bu neyi değiştirecek? Tabii ki kupaları değiştirmiyor ama şunu değiştiriyor. Bak kardeşim, sen haksız şampiyon olmuşsun. Veya bak kardeşim, sen şampiyon olamamışsın. Bir de üstüne üstlük fazladan 8 puan almışsın. Ona rağmen şampiyon olamamışsın. Neyse sonucu. Bunu kamuoyunun bilmesine %100 fayda var. Buna kim itiraz edebilir? Yani şimdi hakkı yenen herkesin demesi lazım ki hemen yapalım. Hemen yarın yapalım. Biz diyoruz ki hemen yarın yapalım. Çok da basit. Hakem seçeceğiz birlikte. Yabancı hakeme vereceğiz. 1 yıl, 2 yıl, 10 yıl. Bu yıldan başlamak üzere geçmiş yılların hepsi yapılsın. Neyse ortaya çıksın. Ya bundan daha güzel bir çağrı olabilir mi? Bunu
Ben aylarca yapıyor olmama rağmen, belki üzerinden ilk yaptığımın üzerinden 6 ay geçti. Kimse niye kabul etmiyor? O zaman bu kabul edilmiyorsa kimsenin şöyle dememesi lazım. Toplumu germemek için şunu deme. Bize haksızlık yapılıyor dememesi lazım. Mesela İsmail Hoca demiş ya şu kadar puan şey diye. Hemen kabul edilmesi lazım bunun. Çünkü biz diyoruz ki baştan kabulümüz ne olduysa biz bu sene. Bunu kamuoyunda bu çağrıda bulunması lazım. Gelin gerginliği. Çünkü insanlar birlikte güzel. Sosyal hayatta Galatasaraylı, Fenerli herkes bir arada. En şey tamam benim işte yakın zamanda bir cenazem vardı. Herkes ne güzel bir arada her zaman. Cenaze olmasına gerek yok ya, normal. Şey, en güzel sohbetleri yaptığın insanlar. Ben hep diyorum benim anne tarafım tamamen Fenerbahçelidir. Koloni gibi böyle. 300-500 kişi yani. Hayatım onlarla geçmiştir. En güzel muhabbeti yaparsın yani. Birbirine de en çok takıldığın insan. Ya sosyal hayatta bu kadar kolay olan bir şeyi bizler niye bunu yapıyoruz? Kendi yapamadığımız şeyde başkasını manipüle etmemiz lazım. Ben beceriksiz değilim. Aslında bunlar yaptırmıyor dememiz lazım. Öteki tarafta kişisel çıkarlarla başka ilişkiler kurmamız gerekiyor. O yüzden özgürce yorum yapamıyoruz. Veya ya bize çok yüklenirler diye söyleyemiyoruz. Yöneticiler yöneticini yapamıyor. Bunları kırmak için en sonunda neye geliyor? Niye ligden çekilelim deniyor? Niye böyle deniyor? Ya benim hakkım yeniyor. Hakkını yenip yenmediğini röntgene girelim. Ben diyorsun ki arkadaş ligden çekileceğiz çünkü ben şeyim, hastayım. Eğer röntgen yapalım, yok diyorsan o zaman sıkıntı var. Lütfen bu çağrıya kulak verin ve bunu bir an evvel yapalım ki toplumu rahatlatalım.